Merhabalar. Yeni bir Hayat Güvenir Olsa programıyla daha birlikteyiz. Güvenir Ürün Platformu'nun desteğiyle hazırlanan programımızın bu bölümünde entegre kalite sistemlerini konuşacağız. Ülke genelinde ne gibi uygulamalar var, dünyada ne gibi çalışmalar, uygulamalar var, bunlara değineceğiz. Zamanımız kalırsa biraz da kalite 4.0'ı, Endüstri 4.0'ı konuşacağız. Yine çok değerli bir stüdyo konuğumuz var. Süreç Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri firma sahibi Hasan Mordeniz bizlerle. Hoş geldiniz Hasan Bey. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, entegre kalite sistemleri özellikle konuştuğumuz bir konu. Gıda güvenliği deyince, hatta sadece gıda değil yani ürün güvenliği deyince kalite sistemleriyle başlıyor o güvenlik denilen şey. Biraz bundan bahseder misiniz? Entegre kalite sistemlerinin kısacık bir tanımını yapalım. Sonra uygulamalara geçelim. Ülkemizde ne gibi uygulamalar var? Biz nerede eksik kalıyoruz? Sonra da yurt dışındaki çalışmalarla ilgili biraz bilgi alacağım sizden. Buyurun lütfen. Peki, teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Entegre kalite yönetim sistemleri dünyada ve Türkiye'de ürünlerin ürün güvenliği başta olmak üzere sistemli, kurumsal, verimli, uygun maliyetle düzgün şekilde üretimin ve sistemi yürüyebilmesi için dünyada tanımlanmış bir takım standartlar çerçevesinde planlanan, uygulanan, kontrol edilen, iyileştirilen süreçlerdir. Bunlar ürün grubuna göre entegre dediğimiz ISO 9000 gibi bir kalite yönetim sistemi bütün kurumlar için geçerli olan bir kalite yönetim sisteminin yanında ürün güvenliğine özel olarak gıda için gıda güven yönetim sistemleri, ayrıca çevre açısından çevre yönetim sistemi, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından 18.001, bugün 45.001 oldu yeni revizyonlarla, yönetim sistemlerinin entegre edilerek gerek çevre, gerek iş sağlığı, gerek ürün güvenliği ve yönetim sistemlerinin etkin şekilde yürümesi için uygulanan sistemlerdir. Bunların da standartları dünyada ortak kabul gören global ISO tarafından yayınlanmaktadır. Hı hı, çok güzel. Peki biz Türkiye'de bu ne kadar uyguluyoruz? Bu sistemleri ne kadar uyguluyoruz? Veyahut da kendi üretimlerimize ne kadar entegre ettik bilinçli olarak? Maalesef çok iyi yaptık diyemiyoruz. Yaklaşık 20 yıldır işin içerisindeyim. Gıda sektörü başta olmak üzere gıdayla ilişkisi olan diğer sektörlerle ilgili birçok firmayla çalışmalar yaptık. Tabii bu işin çok düzgün yapılan yerler olduğu gibi esasen bu işin bana göre düzgün uygulandığında Türkiye'de çok yüksek oranda KOBİ var. KOBİ'leri iyileştirmeye yönelik olan uygulamalar çok daha etkili olur. Ama KOBİ'ler yine işi bir belge, bir evrak yoğunluğu gibi ya da belge alma, belge satma, belgenli olmak gibi bu dar çerçevede algılanıyor. Oysa standartla bütün dünyada kabul görmüş, uygulanan ve uygulayanların verimlilikleri, iyileşmelerinin istatistiksel verilerle takip edildi. Dünya başta gelişmiş ülkeler olmak üzere bunların çok iyi bilindiği sistemler olmasına rağmen bizim ülkemizde yine kurumsal olanlar zaten kurumsal yapısıyla bunu daha da geliştirdikleri halde esasen faydası olabilecek KOBİ'ler maalesef işi belge çerçevesinde görüyorlar ve çok verimli olmuyor. Devletin de bazen ihalelerde belge istemesi, bazı kurumların belgeyi tedarikçiden belge istemesi gibi sistem yerine belgenin ön plana çıkartılması Türkiye'de son dönemlerde daha da iyileşmekle birlikte tam istenen hedefi tutturabildiğini düşünmüyorum gördüğüm kadarıyla. Tabii ihracatta falan belgeler isteniyor ama Türkiye'de uygulanan o kalite sistemlerinden çok daha farklı belgeler işte diğer ülkelerin kriterlerine göre uygun sistem kalite belgeleri evet istiyorlar ama Türkiye genelinde hele ki kalite sistemleriyle ilgili bunun işte entegrasyonu ile ilgili problem yaşadığımız bir dönemde işte devlet ihalelerinde bile böyle bir zorunluluğun getirilmesi tabii haliyle bir piyasa oluşturuyor. Evet. Sonrasında işte belgeler havalarda uçuşuyor. İşte alalım, satalım, işte belgeyi postalayalım gibi bir zihniyetle yaklaşınca
asıl yani bu şeyi çözecek olan kısım böyle yaklaştığı zaman tabii üretici kolayına kaçıyor. Zaten bir maliyet olarak geliyor. Aslında bilse ki o sistemle birlikte son ürünü çok daha kaliteli olacak veyahut da zarar ziyanı çok daha az olacak, bunu önleyecek. Tabii ki hani bunun bilincinde olsa canı gönülden yapar ama yapmıyor. Burada maalesef devletin de bir adım atması, belki teşvik vermesi, belki bu konuda farklı çalışmalar yapması gerek. Yurt dışında uygulama nasıl ki biz o aşamaya gelemiyoruz? Tabii yurt dışındaki farklardan bir tanesi akreditasyon kurumları. Bunlar bağımsız belgelendirme kuruluşlarının yetkisindedir. Bu tip kurulan sistemleri sertifikalandırmak, onaylamak bağımsız belgelendirme kuruluşlarının yetkisindedir. Bu kuruluşlar da bir akreditasyon kuruluşuna bağlı çalışırlar. Yurt dışında da diğer konularda olduğu gibi yine Avrupa, Amerika gibi gelişmiş ülkelerdeki akreditasyon kuruluşları yetki verdikleri belgelendirme kuruluşları çok daha ciddi şekilde denetler iken bizim ülkemizde TÜRKAK son zamanlarda tekrar yine söyleyeceğim deminki gibi iyileştirmekle birlikte, çünkü 2006 yılında Avrupa Akreditasyon Birliği tarafıyla karşılıklı tanınırlık anlaşması, 2008 yılında dünyayla Uluslararası Akreditasyonlar Birliği ile anlaşma yaptıktan sonra TÜRKAK da Türkiye'de bu faaliyeti gösterip de bunlarla ilgili suistimali olanları çok ciddi şekilde denetledi. Hatta belgelendirme firmalarında azalmalar da oldu. Bir kısmı bu tip sıkı denetimi kaldıramayıp Türkiye'de çekilenler de oldu. Takip ediyorum onları. İyileştirmeler oldu, ancak bunun önemli bir kısmı demin bahsettiğiniz ciddiyeti gelişmiş ülkelerde bizdeki farkın önemli bir tarafı akreditasyon kuruluşuna bağlı. Türkiye'de Türkiye sınırları içerisinde TÜRKAK, ancak Türkiye'de faaliyet gösterip TÜRKAK'tan akredite olmak zorunda olmayanlar da var. Yurt dışı bağlantılı belge veriyorlar. Yurt dışında belki oradan Türkiye yetki verenler kendi ülkelerinde ciddi bile olabilir ama bizim gibi ülkeler o yetkileri verirken sanki burada daha rahat davranıyorlar ve çok sıkı denetlemiyorlar. Denetlemedikleri için de Türkiye'de oradan yetki alanlar çok rahat belge veriyorlar. Geçmişte bildiğim bazı belgeleme kuruluşları, bazı işte Avustralya, Yeni Zelanda akreditasyonu, JAZ, ANZ akreditasyonu, UKAS, bazı akreditasyonlardan belgeleme kuruluşları Türkiye'de bu işi suistimal ettikleri için şikayetler üzerine incelemelerde yetkileri iptal edildi. Ama bugün Türkiye'de bakıyorum, bazı belgeleme kuruluşları TÜRKAK'ın sıkı denetiminden sonra TÜRKAK'tan akredite olmak yerine hala yurt dışını tercih ediyorlar. Sanırım burada birazcık denetimden kaçmak için bu tip akreditasyon denetimleri belirleyici oluyor. Belki daha seçici olmak lazım. Yani veyahut da işte Türkiye'nin bu konuda daha seçici olması lazım. İşte o akreditasyon kuruluşlarına o yetkiyi verirken belki de sadece TÜRKAK'la sınırlı tutup, ki o da bir çok tekelleştirir, o da ayrı bir konu. Sadece ama TÜRKAK demeyelim ama mesela DAX gibi, Alman akreditasyonu gibi, İngiliz akreditasyonu gibi, İsviçre gibi, Hollanda gibi, Danimarka gibi, yani İskandinav ülkeleri, Avrupa veya Amerika'dan bazı akreditasyonlar tabii ki dünyada da kabul gördükleri için ve kendi içlerinde de sıkı bir denetimler olduğu için, ama işte Makedonya'dan tutun da Sırbistan'dan tutun da ya da işte daha üçüncü, daha uzak ülkelerden de akreditasyonlar var. Bunu üretici bilmiyor. Yani evet, üretici alırken hani bunu alıyorum, bunun akreditasyonu nereden veyahut da işte burada bir şey yazıyor ama nedir bilmiyor, genel olarak söylüyorum. Tabii o da bir sıkıntı. Belki de o denetim mekanizmasının işlerliğini kontrol etmeli devlet. Yani evet, hani o bir onay veriyor, işte evet sen buradan da akreditasyon alabilirsin veyahut da çalışabilirsin bu kuruluşta, ama o kuruluş seni ne kadar denetliyor, o denetimin işlerliği nedir, kalitesi nedir, belki de onun için ayrı bir çalışma yapması lazım. Katılıyorum size, ben de öyle düşünüyorum. Evet, Türkiye'de yurt dışından akredite olup da Türkiye'de belge veriliyor. Bu belgelerin zannediyorum bir ara çözüm olarak bu belge aynı zamanda TÜRKAK'a bir para ödenerek TÜRKAK'tan da onay alınabiliyor idi. Oysa bu tek başına yeterli bir çözüm değil. Türkiye'de eğer bir şaibe var ise devlet takip etme ve TÜRKAK sadece o belgeleri onaylamanın dışında Türkiye'de bu işi ciddi yapıp yapmadıkları takip edip orada onaylı dahi olsalar TÜRKAK akreditasyonu burada zorlayabilmene de bir şekilde onları da denetleyebilme prosedürlerini oluşturmalıdır, oluşturabilir diye Peki, düşünüyorum. Peki şunu sorayım.
bu işi daha sistemli yapan, daha problemsiz bir akış sergileyen ülkelerde. İşte Avrupa ülkelerinin bazıları, İngiltere gibi. Bunlar yaşanmıyor mu? Veyahut da nasıl çözmüşler bu sıkıntıyı? Biraz onu konuşalım. Yine akreditasyon kuruluşlarına bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü akreditasyon kuruluşları bağımsızlığı önemlidir akreditasyon kuruluşunun. Oradaki akreditasyon kuruluşlarının içerisinde sanayiden insanlar, bilim insanları, üniversiteden insanlar, meslek odaları gibi bizim de içinde yer aldığımız meslek odaları da içinde olduğu için oradaki yaptırımlar çok daha yüksek. Orada herhangi bir belgeleme kuruluşunun bunu suistimal etmesi durumunda çok daha ciddi yaptırımlar olduğu için bunlar göze alınmıyor. Maliyetler de daha belki yüksek ama tabii ki herkes de o maliyetin karşılığında gerçekten hakkaniyetle yapılırsa iş zaten öyle bir iş. Demek ki devlet eli yani işin içine girmiş. Yani devletin bir şekilde olması gerekir. Evet. Tabii yani diyorsunuz ki daha yüksek işte cezalarla karşılaşıyor. Demek ki burada devlet işin içine girmiş. Sen işte bu akreditasyon kuruluşuyla çalışabilirsin. Ama eğer ki bir problem olursa, bir problem çıkarsa çok yüksek ceza ödeyeceksin bana veyahut da kapatacağım firmanı, işte iptal edeceğim senin işte yetkilerini gibi. Kesinlikle. Demek ki daha ağır cezalar. Çok belirleyici olduğuna katılıyorum. Ben de katılıyorum. Türkiye'de örneğin gıdayla ilgili işletmeler, gıda işletmelerinde gıda işletmelerinin denetimi Tarım Bakanlığı tarafından yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Bakanlık gidiyor. Şu an için hasip sistemini uygulamak birçok işletmede zorunlu zaten. Hasip sistemiyle ilgili denetim yaptığında hasip sistemiyle ilgili eksiklikleri gördüğü halde ya da işte bir dönemler teşhir edildi bir kısmı, gıda güvenliği veya takşiş taklitle ilgili birçok sorun yaşadığı halde, firmalara cezalar verildiği halde aynı firmanın duvarına bakıyorsunuz. Uluslararası herhangi bir ülkeden ben bile yıllardır içindeyim çok bilmediğim bakıyorum. Ülkelerden, kurumlardan, akreditasyonlardan belgeler asılır. Bu insanlar müşterilerine uluslararası bir gıda güvenliği yönetimi, gıda veya diğer entegre yönetim sistemleri iddiasıyla ürün satıyorlar. Ancak asgari bir şartla ilgili dahi ceza alıyorlar ya da teşhir ediliyorlar. O zaman o belgelerle ilgili olan kısım da devlet tarafından bir şekilde bir yere iletilmeli, bir yaptırım olabilmeli. Kısacası sadece üretimi denetlemek yetmiyor. Eğer üretimde bir problem varsa kalite sisteminde problem var. Nasıl aldı o belgeyi? O belgelendirme kuruluşuna kadar gitmeli bu denetim. Gitmeli. Doğru söylüyorsunuz. Akreditasyona şikayet edebilir. Evet. Aslında. Bu arada son 5 dakikaya girdik. Ben kalite 4.0'ı konuşmak istiyorum. Kalite 4.0'a biraz girelim. Ne gibi çalışmalar var şu anda? Yenilikler var. Onları sizden bir dinleyelim son 5 dakikamızda. Vallahi bunun naçizane hani üstadı ben değilim ama üstadlarını dinliyorum tabii. Bir de yıllardır, 20 yıldır bu işin içerisindeyim. Bu işle ilgili hep ilkleri yapmak gibi bir gayretimiz oldu başından beri. Biz hasip sistemlerinden bahsettiğimiz zaman kimisi belki tiye alıyordu 2000'li 98'li yıllarda ama sonrasında her yenilikle ilgili çalışmaları bir an biz de takip ettik. Bugün için konuşulan Endüstri 4.0. Endüstri 4.0 tabii ki kalitede Endüstri 4.0'lık kalite çok önemli bir parçası. Bugün için işte manuellikten dolayı bu bahsettiğimiz sorunlardan dolayı çok iyi uygulanamayan sistemler Endüstri 4.0'la birlikte işte veri analizleri, bilgilerin, verilerin toplanıp bunların değerlendirilmesi, tedarikçi, müşteri, satın alma, lojistik, bütün bunların entegre bir şekilde sistemlerin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimidir, dokümantasyon yönetimi, verilere dayalı olan yönetimler, bunların tamamı Endüstri 4.0'ın bileşenleri arasında. Tabii ki bu Türkiye bunu bir yerde yakaladı. Bunu işin uzmanlarını dinlediğimizde, evet biz 1.0'ı çok geç yakaladık, 2.0'ı çok geç yakaladık ama Endüstri 4.0'a bir yerden hızlı bir şekilde bulaştık. Üniversitelerin teknoparkları, Türkiye'de yazılımla ilgili ciddi bir altyapı var, ciddi çalışmalar var. Endüstrinin tamamında olmazsa bile bir kesim bu Endüstri 4.0'a yakın duruyor. En azından buralardan başlayarak yavaş yavaş işin birinci üretim olan tarım tarafı, tedarikçi tarafı, üretim tarafı bunlar entegre edilerek yazılım ortamlarıyla takip edilerek kontrollü bir şekilde yayılabilir ve hani gıdadaki en önemli konulardan biri olan özellikle izlenebilirlik gibi bir konu bir kere en rahat sağlanacak ve dünyada da çok önemli olan bir konu. İzlenebilirlik, ihtiyaçlara göre planlama, stokların azaltılması,
Risk analizleri bugün bütün yönetim sistemlerinin dayalı olduğu risk analizleri ki bu risk analizlerini yaparken bir takım verilere yine ihtiyaçlar var. Riskleri doğru belirleyip geçmişte olan eksikleri görüp bunun üzerine iyileştirmeler için de o verilerin bu sistem etrafında toplanıp ve belki buradan kooperatifler, üretici kooperatifleri, tüketici kooperatifleri bunların tabii büyük bir süreçten bahsediyoruz. Evet, bunların hepsinin devletin tabii ki burada bana göre özellikle Türkiye'de hep eleştirilen bir tanesi şu eğitimlerde verdiği bu konularla ilgili gelen sorular ve eleştirilerden Türkiye'de çok fazla KOBİ var. Bu sistem, bu teknoloji evet Türkiye'de belki herkes buna hazır değil ama büyük olan özellikle Türkiye'de çok ciddi market zincirleri var, kooperatifler var, ciddi üreticiler de var. Bunların diğer işbirliği yaptıkları diğer küçüklere de buradan destek verir. Devlet de bunlara gerektiği zaman eğer bir kredi bir destek verilecekse bu altyapıları oluşturmaya yönelik olmalı ve bu toplamda ülkeye hepimize çok da faydalı olur diye düşünüyorum. Çok güzel. Peki son bir soru. Endüstri 4.0, ben hep kalite 4.0 diyorum çünkü yani kaliteyi konuşuyoruz. Şu anda herhangi bir ülkede uygulamaya başlandı mı? Kısacık bir anlatır mısınız? Almanya tabii ki yani bu her sanayide sen? Olduğu gibi Japonya, Almanya yani söylemeye gerek yok. Hepimiz evet. Biliyoruz da bütün o endüstrilerin başını çeken sanayi devrimi. Gıdada da tabii ki aynı ülkelerde. Yine Japonya'da, Almanya'da gıdalar bugün neredeyse robotların yönettiği makineler, robotların yönettiği fabrikaların hemen hemen prototipleri oluşturuldu. Bazı fabrikalarda çok önemli bir kısmı robotlarda. Şu anda robotlarla insanların etkileşimi çok rahat bir şekilde yapılabiliyor ama kısa bir süre içerisinde robotlarla, makinayla makine, machine to machine, makineyle makine iletişim olduktan sonra ihtiyaçlara göre makineler sipariş verecek, oradan ürünler tedarik edilecek, içerideki yönetilecek ve 24 saat non-stop çalışılacak. Bunlarla ilgili çalışmalar başta Almanya ve Japonya olmak üzere gelişmiş ülkelerin önemli bir kısmında ciddi bir yol alındı, devam ediyor. Çok çünkü güzel. Batı'nın doğuyla mücadelesi onlara göre ancak bu yöntemle olabiliyor. Evet. Çünkü iş gücü de edemiyorlar. Umarım biz de ülkemizde en kısa sürede bu sistemleri entegre ederiz. Gerçi ona sıra gelene kadar normal kalite sistemlerimizi biraz değiştirmemiz, düzeltmemiz, iyileştirmemiz lazım. Daha güzel çalışmalara imza atacağız diye umut ediyoruz. Süreç Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri firma sahibi Hasan Mordeniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız böyle için. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Bunlar hep aramızda konuşuyorduk ama böyle daha evet. Geniş kitle ulaştıracak şekilde bir yerde. Gerçekten önemli bilgilerdi. Sağ olun. Çok teşekkürler. Güvenilir Ürün Platformu'nun desteğiyle hazırlanan programımızın bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.